Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 12 yıl geçti. Ama ailesi ve sevenleri için acısı dün gibi taze. Ailesi ve sevenleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara'daki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Yazıcıoğlu için Türk siyasi hayatında iz bırakan vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı, Türkiye aşığı ifadelerini kullandı. Milletimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyetiyle her daim hatırlayacaktır. Yazıcıoğlu için Ankara'da Büyük Birlik Partisi tarafından bir anma töreni de düzenlendi. <Sessizlik> Törenin açılış konuşmasını Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaptı. Onun çıkarları hiç olmadı. Türk milleti, Türk milliyetçileri onun vefatıyla hesapsız, dost doğru, ahlak abidesi, şahsiyet abidesi bir yiğit evladını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat dönemindeki örnek duruşunu bir kez daha hatırlattı. Bu aziz millet Muhsin Yazıcıoğlu'nu en uzaktan tanıyanlar bile şu sözüyle ona bir şekilde hayran oldu. Ben namlusunu milletine çevirmiş olan bir ordunun karşısında selam durmam. Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi ve çok sayıda davetli katıldı.